Türk İslam mimarisinin Üsküp'te bulunan en güzel örnekleri arasında Mustafa Paşa Camii yer alıyor. Görkem ve ihtişamıyla Makedonya'daki en güzel camiler arasında bulunan bu yapıyı önemli kılan hem sahip olduğu mimari değer hem de bulunduğu noktanın şehrin merkezi olmasıdır. Mustafa Paşa Camii, 15. yüzyılın son 10 yıllık dilimi içinde Sultan II. Beyazıt ve Sultan I. Selim Han dönemlerinde Osmanlı Devleti idaresinde önemli yere sahip kişilerden biri olan Mustafa Paşa tarafından yaptırılmıştır. Mustafa Paşa'nın 1519 yılında vefat ettiği caminin hemen yanında yapılmış olan türbesinde bulunan kitabede belirtilmiştir. Camiden başka sadece cami banisinin türbesi ve Mustafa Paşa'nın kızlarından Ümmi'nin mezarı olduğu tahmin edilen bir lahit ve bir zamanlar burada bulunan mezarlıktan geriye kalan birkaç mezar taşı korunabilmiştir. Caminin iç mekanında girişin tam karşısında mihrap bulunur. Mihrap nişi mermerden yapılmış profilli silmelerden oluşan dikdörtgen etraf çerçevesiyle kuşatılmıştır. Yaptırıldığı dönemden sonra uzun süre hiçbir restorasyon çalışması olmadan ibadete açık olan cami 1963 yılında Üsküp'te meydana gelen deprem sonucu hasar görür ve 5 yıl ibadete kapalı kaldıktan sonra 1968 yılında tekrar ibadete açılır. Caminin sağ yanında bütün yapıya vurgu yapan minare yer almaktadır. Caminin ön avlusunda eski şadırvanın bulunduğu yerde inşa edilen 1933'ten kalma bir şadırvan bulunur. Her ayın ilk cuma gününde hutbenin Türkçe okunduğu Mustafa Paşa Camisi'ni 16 Haziran 2000 yılında ziyaret eden Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan anı defterinde şu ifadeleri yazar. Türkiye'den 27 kişilik bir heyetle Makedonya'ya geldik. Tarihimizi gördük. Tarihimizin geçmişten geleceğe taşıyıcısı olan mümin kardeşlerimizi gördük. Heyecanımız sonsuz, sevdamız sonsuz. Hele hele cuma namazındaki hazımızın ifadesi zor. Allah ibadetlerimizi kabul etsin. Ya Rab, birliğimizi, beraberliğimizi ziyade eyle, gücümüzü ziyade eyle, mazlumlara, mağdurlara yardım eyle. Ya Rab, bizi bize bırakma, yalnız koma bizleri, bu muhteşem eserin banilerine rahmet eyle. Yaşatanlara güç kuvvet lütfeyle.